Herkese merhabalar. Kolendi Menkul Değerler YouTube kanalında bugün sizlerle ons altın tarafındaki ve dolayısıyla gram altın tarafındaki fiyat gelişmelerini konuşacağız. Amerikan seçimlerinin ardından sert bir düşüş oldu. Beklediğim dramatik düşüşlerin bir kısmı gerçekleşti. Şimdi bundan sonra yatırımcılar endişeli tabii. Sene başından sonra güçlü bir hareket olmuştu ons altın tarafında. Gram altına da yansıdı bu. Tabii dolar TL çok desteklemediği için gram altın çoğunlukla ons altına paralel bir hareket yaptı. Şimdi buradaki bu düşüşlerden sonra tabii iki farklı görüşler var. Birincisi bu düşüşleri bir süredir her düşüşü alış fırsatı olarak gören var. Diğer görüşte benim tarafımda bir azınlık olarak benim de beklediğim, daha doğrusu öngördüğüm görüş. Birincisi zaten seçimden sonra bir normalizasyon beklediğimi yayınlarda sürekli anlatmıştım. Bunu şimdi günlük grafiğe geçireyim. Şurada özellikle Amerikan seçimlerine giderkenki son 3-4 haftalık harekette agresif bir yükseliş yaşamıştı. Ve ben bunu sosyal medya hesabımda da yani güçlü trendler sona ermeye yakınken trendin ivmesi, momentumu güçlenir demiştim. Ons altında da benzer bir hareket oldu. Herkes 3000 dolarlara konuşurken 2790'lar, 2800'e yakın bir yerden realize oldu ons altın tarafı ve yaklaşık %8,5 %9'a yakın bir düşüş gerçekleşti burada. Şimdi bugün bir hareket var, güçlü bir hareket, %1,5'a yakın. Bu nereden kaynaklanıyor? Hafta sonu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik agresif hava saldırıları sebebiyle bu tarafta ve devamında da işte bu tarafı tekrardan körükleyince alevlendirici çatışmaları, atılan adımlar, verilen mesajlar var. Ukrayna'nın da karşılık verebilmesi adına bu jeopolitik tansiyon bugün ons altının haftaya güçlü başlamasını sağladı. Ancak bu düşüşler bir alış fırsatı mıydı yoksa yükselişler mi satış fırsatı? Ben burada ikinci tarafta yer alıyorum. Nitekim şu yükselişlerde de yükselişlerin satış fırsatına olacağını söylemiştim. Ve devamında gelen düşüşle birlikte zaten burada ons altın tarafında market yapısı değişti. Ne demek market yapısı değişti? Bu hepinizin bildiği gibi oldukça basic bir yükselen trend hareketi. Fiyat sürekli yeni yüksekler ve yeni tepeler, daha yüksek dipler, yüksek tepeler, yüksek dipler yaparak çok uzun zamandır, sene başından beri hatta geçen yıl ortasından beri güçlü bir hareket içerisindeydi. Gelinen noktada piyasa artık burada düşük bir dip yaptı ve bu trend yapısını değişti, market yapısını değiştirdi ons altın. Birazdan gram altın yatırımcıları için ayrı bir grafik bakacağız. Bundan sonrası ne olacak konusuna gelirsek, dolar endeksini de göstereceğim ama şu düşüşle birlikte market yapısı değiştiği için artık ons altındaki trend yukarı yönlü bir trend değil. Yani yeniden piyasa yeni bir tepe yapana kadar ons altında yükselişler tepki yükselişi niteliğinde kalacaktır. Neden? Çünkü market yapısı artık boğadan evrildi. Yükseliş trendinden evrildi. Burada ilk düşüşü başlatan yer olan 2750-2730 bölgesi bizim ilk order block, arz talep bölgemiz. İkincisi ise burada 2600, bu tepki yükselişinde izleyeceğimiz 2615-2630-40 da diyebiliriz buraya. Başka setuplarda da 40 gözüküyor time frame'lerde, zaman aralıklarında. Dolayısıyla 2615-2640 dolar arası bu yükselişte ons altının direnç olarak karşılaşabileceği bir bölge. Bu gram altına da yansıyacaktır. Bu yukarı yönlü hareket 640'lara kadar devam edebilir. Burası geçilmediği sürece ons altında tekrardan aşağıya doğru bir realizasyon görebiliriz. Buranın geçildiği senaryoda ise ons altında yeniden 2700 üstü bir rakam konuşabiliriz. Orası da 2730-2750 bölgesine tekabül ediyor. Burası da bu itki hareketinin düşük tepesi olarak kalabilir. Yani bu tepe yenilenmediği sürece, tekrar ediyorum, ons altındaki yükseliş hareketi, market yapısı değişmiştir. Yeni tepe alamadığımız senaryoda her yükselişin düşük tepe olarak kalması beklenir. Düşük tepe olarak da izleyebileceğimiz bölgeler burada söylediğim tabii büyük zaman aralığında geçerlidir. Daha düşük zaman dilimlerine girerek yukarı yönlü hareketler bulabilirsiniz zaten ama biz büyük ana resimde
yüksek zaman diliminde yükselişlerin buraları aşamadığı sürece yeniden bir trende evrilmesinin zor olduğu senaryo. Yani ons altında nereye dikkat edeceğiz? 615-640 bölgesi, bu bölge geçilemezse aşağı yönlü seyir devam edecektir. Geçildiği senaryoda biraz yatırımcılar rahatlayacaktır. Çünkü burada kendine 100 dolarlık daha bir marj açacak. Bu sert düşüşün tepkisini yaşayacaktır ons altın tarafı. O yüzden yatırımcılar bence ons altın tarafında TL, dolar TL tarafı bir süre daha yatay pozitif seyredeceği için, ağırlıkta hareket gram altında da burada olacağı için yatırımcının, ki bakarsanız 50 günlük ortalama da zaten buraya yakın. Dolayısıyla bu 615-640 geçilirse 720-750 arası, 750 arası çok önemli dirençler ons altında. Şimdi bunun gram altın versiyonunu göstermek istiyorum. Gram altın yatırımcısı için de tek bir arz talep bölgesi çizdim. Burada da market yapısı değişti artık arkadaşlar. Yani yükselen trend büyük zaman aralığında bitmiştir zaman diliminde. Dolayısıyla yükselişlerde az önce 2730-50 bölgesi dediğimiz yer, onsa gram tarafında da 3010-3030 aralığına tekabül ediyor. Dolayısıyla bu bölgeye olası yükselişler ons altında satış fırsatı olarak görülmelidir. Ancak yeni tepe yaptığı senaryoda bu market yapısı yeniden boğaya güçlü bir yükseliş trendine evrilir ve o zaman biz ons altının trendinin devam edeceğinden bahsedebiliriz. Ancak bu da zaman alacağı için kısa orta vadede altın yatırımcıları, gram altın yatırımcıları ve ons altında işlem yapanlar için yükselişler düşük tepe olarak kalacak gibi görünüyor şimdilik. Burada ons altını destekleyecek jeopolitik unsur dışında başka bir unsur daha var. Onu da göstermek istiyorum size son olarak. Evet, dolar endeksindeki bu hareket. Yüzlerdeydik Fed'in 50 bas puan indirdiği dönemde ve zayıf istihdam raporlarının geldiği dönemde 100 seviyesine kadar çekilmişti dolar endeksi. 6 farklı en çok fazla ticaret yapan, ticaret yaptığı 6 farklı ülkenin para biriminin ortalamasıyla oluşan bir endekstir dolar endeksi. Gelinen noktada da aslında son birkaç yılın tepesi ve geçilmeyen seviyeler olan 106-107 aralığına geldi. Dolar endeksinin gevşemesi de ons altına bu kısa vadeli tepki hareketine destek verebilir. Çünkü buralar baktığımızda en son ne zaman geçilmiş? 2020'de buralarda işte 2008 krizi yoğunlukla konuşuluyordu. İşte o dönemler 115'lere kadar gitmişti dolar endeksi. Herkes nakite koşuyordu çünkü kriz beklentilerinin arttığı bir ortamda. Sonra indirim beklentileri, enflasyonun düşüşle birlikte tekrar yüzler. 100-107 arası 2-2,5 senelik bir hareket var burada. 157'nin aşılması, bu bölgenin aşılması ons altın için olumsuz olacaktır. Ancak bu tepe 107'den yeniden aşağı yönlü çekilmesi, işte cuma günü ve bugün olduğu gibi biraz aşağı yönlü eğilime destek verecektir. Aşağı yönlü eğilime ons altına destek verecektir. Bu da gram altını besleyecektir. Gram altın için bir de şunu eklemek gerekiyor. Bu kısa orta vadedeki ons altın hareketi dışında yıl bitmeden veya Aralık veya Ocak ayında artık bir noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz indirim döngüsüne başlamasını beklediğimiz için bu da tabii ki doğal olarak her ne kadar sıkı duruş korunsa bile kur tarafında, Türk lirası tarafında bir gevşemeye yol açacaktır. Bu da gram altın tarafına sınırlı destek verebilir diye düşünüyorum yukarı yönlü hareketlerinde. Ancak yükselişler bence satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Reel getiri arayan yatırımcılar için. Peki ons altında alım için aşağılarda nerede dirençlerle karşılaştı ve düşüş nerede biter diye konuşacak olursak. Açıkçası öncelikle 200 günlük ortalamasıyla ben buluşmasını beklerim. Bu şu an 2428 dolarda. Ancak yukarı yönlü bir trend olduğu için bu buraya gelene kadar gram 200 günlük ortalama da ağırlıklı ortalama da yukarı gidecektir. 2450 gibi bir yerde buluşabilir. Yani yükselişlerde dirençle karşılaştıktan sonra 2450'lere doğru 200 günlük ortalamasıyla bir noktada buluşacaktır. Yaklaşık 13-14 aydır 200 günlük ortalamasına uğramamış ons altın. Daha uzun vadeli resimde de 50-52 haftalık ortalamalar, bu da 200 günlüğe yakın oluyor ama biraz daha aşağıda kalıyor.
yıllık yani son bir yıllık işlemlerinin ortalamasına yakınsaması bence altın yatırımı için yeniden giriş yapmak isteyen yatırımcılar için değerlendirecek önemli destek ve direnç seviyeleri olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yeni alış yapmak isteyenler acele etmesin. Yakın zamanda altın aldık ama nerede realize olmamız gerekiyor diye düşünenler de bu iki önemli direnç seviyesine dikkat etmeli diye düşünüyorum. Buralara çarpışlardan sonra da bir noktada 200 günlük ortalamasıyla ons altın buluşacaktır. O dönemlerde tekrar analizimizi güncelleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.